Merhaba arkadaşlar. Bugün benim için keyifli bir gün. Neden diyeceksiniz? Çok zamandır aklımda olan bir ürünü alma fırsatım oldu. GoPro 8. Ama özellikle altını çizeyim. Bu videom GoPro 8 teknik tanıtım videosu değil. Zaten olamaz çünkü öyle bir yeterliliğim yok. Ama bugün anlatmak istediğim bir şeyler var size. Şöyle ki, ilk olarak tam da 8 ay önce falandı. 8 ay önce tam da burada ilk videolarımı çekmeye başladım. Instagram için çektiğim videolar birer dakikalık videolardı. Güzel de işler oldu. Sonra bir zaman sonra düşündüm. Instagram'da ne paylaşırsanız paylaşın, bir zaman sonra ister istemez çöp haline geliyor. Ama neden YouTube'da olmayayım diye düşündüğümde dedim ki ben YouTube için içerik üreteceğim. YouTube için içerik üretmeye başladım. Ağustos ayından itibaren gezi videoları yaptım, tanıtım videoları yaptım. Hatta biraz daha abarttım, yeşil ekranı aldım, konuşma videoları yaptım. Ardından bu süre içerisinde abone sayım sürekli olarak, düzenli olarak artmaya başladı. Sadece abone sayım değil, yaptığım işin de niteliği arttı. Çünkü ilk videolarıma bakıyorum, 3 dakikayı, 4 dakikayı zor doldururken bugün 10 dakikalık, 15 dakikalık videoları rahatlıkla yapabilmekteyim. Teknik açıdan oldukça yetersizken, hala yetersizim ama artık resmen videoyu editlemeyi öğrendim. Ha, bunu da nasıl yapıyorsunuz? İş zora kaldığında bir kere uğraşıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, düzeltiyorsunuz sonra. İkinci bir daha uğraştığınızda bakıyorsunuz, her yaptığınız bir öncekinden daha güzel olmaya başlıyor. O yüzden yapabilir miyim diye düşünmeyin. Evet, yapabilirsiniz. Genelde videolarımı işte telefonumla çekiyorum. Bir S9'um var. Onunla çekiyorum. Gayet de güzel oluyor. Fakat böyle dağ bayır gezdiğin zaman ya da bir yerlere gittiğinde daha nitelikli bir kameram olsa daha iyi olur düşüncesiyle gittim. Hemen siparişimi verdim. Siparişimi vermedim. Aslında şunu söyleyeyim. İnternetten alabilirdim. İnternetten almadım. Çünkü internette alışveriş etmeyi seviyor muyum? Çok da sevmiyorum aslında. Arada alışveriş ettiğim oluyor ama görerek almak beni çok daha mutlu ediyor. GoPro 8'i de öyle yaptım. Vatan bilgisayara gittim. Ellerinde yeni gelmiş 4 adet vardı. O 4 adetten bir tanesini aldım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ürünü sizinle birlikte açmak istedim. Evet. İlk olarak bantlarla yapıştırmışlar. Onu toparlamaya çalışayım. Evet. GoPro'muzu koyuyoruz. Bir kutucuk çıkıyor ve kutucuğun içerisinde muhtemelen kullanma kılavuzları, hiçbir şekilde okuyamayacağım ve anlayamayacağım yazılar. Evet, çıkartma gibi bir şey. Ardından kutunun içerisinde şarj için bir kablo. Bu yanılmıyorsam işte kasklara takılabilmesi için bir aparat, yapıştırıcı var. Bu da çok işime yarayacağını düşünmüyorum. Sonrasında bir tane batarya çıkıyor. Evet. GoPro'muzun şurada bir plastiği var. Plastiği yukarı doğru çekiyoruz. Klipsi sıkıştırıp evet, ileri doğru çektiğimizde malzeme ayrılıyor. Ardından bir vidası var. Bunu sökmeye çalışıyoruz. Evet. Bunu da söktükten sonra GoPro'muz elimizde kaldı. Daha önceki modellerinde galiba şey yokmuş. Şu aparat yokmuş. Bunu kullanabilmek için bir kılıfla birlikte kullanılıyormuş. Bunda bir değişiklik yapmışlar. GoPro 8'de kullanabilmek üzere tripod ve selfie stick olarak kullanılabilecek bir ürün aldık. Ve bunu nereden aldınız derseniz internetten aldım. Çok sevmesem de ucuza buldum, aldım.
Evet. Bunda da evet, şöyle bir aparat. Evet, böyle bir aparat. Bu evet, GoPro'muzu çıkarıyoruz. Kullanımı kolaylaştırdı diyorlar. Hayır, şöyle yapıyorum. Daha mantıklı olacak. Becerebilirsin ama ne ala. Evet. Aparatımızı taktık. Bir de şu kenarda bir mekanizma yapmışlar. Geri doğru çekiyorsunuz. Ardından yukarı çıkardığınızda buraya micro SD kartınızı takabileceğiniz bir yer var. Bir de yine internetten micro SD kart aldık. Evet, onun içine yerleştirelim. Ha, bulamıyorum bile. Nereden açmam gerektiğini. Buldum. Onu da... Bunu da internetten almıştım. Evet, yerine yerleştirelim. Umarım yanlış yapmam. Oldu galiba. Taktık. Bataryamızı yerleştiriyoruz. Bunu da yerine yerleştirdiğimizde evet, oldu. Şu an hazır bir hale geldi. Ardından bunun bir özelliği de şu arkadaşlar. Ayrıca alttan bir çıkıntı veriyor. Bir malzeme daha yapmışlar. Tripod olarak kullanmak üzere. Ayaklığı da var. İcabını sabitleyip çekme şansını da size sunuyor. Bu da güzel mi? Güzel. Onu geri yandan koymanın derdine düşeyim. Sanki oldu. Becerdim. Demden beri şunun için uğraşıyorum. Yan tarafta bir açma ve kapama düğmesi var. Oldu. İnsanlık için küçük ama benim için büyük bir adam. Evet. Hangi dili tercih edersiniz diyor. O eşsiz İngilizcemle İngilizce kısmını onaylıyorum. Bir dünya yazı var. Evet. Bir dünya yazı var ve o yazıların ne olduğunu bilmiyorum. Evet, benim GoPro 8'de bir imtihanım var bu arada. Benim bunu birkaç gün ayırıp bunu incelemem ve bundan sonraki vlog çekimlerinde bununla gitmem gerekiyor.
Daha önce videolarımı telefonla çektiğimi söylemiştim. Ve telefonla çektiğinizde şarj çabuk bitebiliyor. Çektiğiniz videolar o kadar fazla oluyor ki artık telefonunuz çöplük haline geliyor. Siz çekim yaparken birileri arayabiliyor. O yüzden telefonla hayli zor oluyor. Bundan sonra çekimlerimin GoPro 8 ile daha kaliteli olacağını biliyorum ve inanılmaz bir şekilde sabırsızlanıyorum. Bizi izlemeye devam edin çünkü gün geçtikçe daha iyi videolar sizi bekliyor.